İstanbul'un çeşitli noktalarında ölçüm istasyonlarımız var. Bunlar online ölçüm yapan cihazlar. Yani beyaz gömlek giyiyorum, ertesi gün simsiyah. Nefes almadan yaşanmıyor ama son yıllarda alınan nefes hastalıkları da beraberinde getiriyor. Kirli hava solunum yollarını etkiliyor. Astım, KOAH gibi hastalıkları tetikliyor. Bu yüzden hava kalitesinin anlık takip edilmesi önemli. Akciğer hastalıkları, solunum hastalıkları. Hepsine sebep olur. Hepsine sebep olur, evet. İstanbul'da kirliliği kaynağı şu an için en önemli kaynak trafik. Isınmak için kullanılan yakıttan, sanayiye, egzoz gazlarından, hava koşullarına kadar kirliliğin sebebi çok. Hele ki İstanbul gibi kalabalık bir kentte risk katlanıyor. İstanbul'daki hava kalitesi, Büyükşehir Belediyesi'nin hava izleme merkezinde an be an izleniyor. İstanbul'daki hava kalitesi kentin 38 noktasına kurulan ölçüm istasyonları yardımıyla yapılıyor. O istasyonlardan biri de Alibeyköy'deki ölçümü yapan bu istasyon. İşte buradaki veriler anlık olarak hava izleme merkezine gidiyor. Veriler sürekli güncelleniyor. Olası ihbarlar içinse mobil ölçüm araçları hazırda bekliyor. Sağlıklı değil yani. Genel olarak da sağlıklı değil. Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından toplanan veriler aynı zamanda resmi sitede de yayınlanıyor. Böylece İstanbullular bulundukları yerde nasıl bir hava soluduklarını öğrenebiliyor. Bu renkler aslında hava kalitesinin nasıl olduğunu gösteren renkler. Yeşil iyi olduğunu, hava kalitesinin çok iyi olduğunu gösteriyor. Sarı ise orta olduğunu gösteriyor. Aşağıda skalayı görüyorsunuz. Hassas, sağlıksız, kötü, tehlikeli diye. Dolayısıyla bu renklere bakarak İstanbul'un hava kalitesini veya bulunduğunuz bölgenin hava kalitesinin nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Ulaşımın olmazsa olmazı İstanbul metrosunda da hava kalitesini ölçmek için yeni bir adım atıldı. Havadaki zararlı maddeler bir cihazla filtrelenip laboratuvara gönderilecek. Metrolardaki kirliliğin temel sebebi biliyorsunuz raylar üzerinde hareket eden trenler dur kalk esnasında ani fren esnasında oluşan bir metal kirliliği var. Özellikle yapılan çalışmalarda metro istasyonlarındaki kirliliğin içeriğinin demir içerikli metallerin yoğunluklu olduğu. Bunun yanı sıra da yolcuların kendi üzerlerinde taşımış oldukları toz kirleticiler var. İstanbul'da ulaşımın can damarı metrolar günde 2 milyondan fazla insan taşıyor. Kalabalık istasyonlardaki hava kalitesi de sağlığı etkileyebiliyor. Başta solunum yollarını. Metrolardaki hava kalitesini yükseltmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Yerin 3-4 kat altında olduğumuz için yoğun bir koku var. Bu çalışma kapsamında M2 ve M4 hattında 6'şar istasyonda 10'ar günlük periyotlarda bu çalışma yapılacak. Örnekleme çalışmaları günlük yapılıyor. İstanbul metrosundaki hava kalitesini ölçmek için partikül madde önleyici cihazlar metronun içine konuldu. Biz şu anda Yenikapı metrosundayız. İşte bu cihaz sayesinde numuneler alınacak. Buradaki hava ölçümü yapılacak. İşte bu numuneler de daha sonra laboratuvara gidecek. Bu görmüş olduğunuz partikül madde örnekleyicisi cihazı yerleştirilecek. Bence güzel. Gayet güzel bir sistem ama bu burada sınırlı kalmamalı. İstanbul'un geneline yayılmalı yani. Yenikapı metrosundan alınan hava kalitesi örneği. İşte bu örnek hava izleme merkezindeki laboratuvara getiriliyor. Burada çeşitli cihazlarda içerisindeki ağır metaller tespit ediliyor. Araçların içinden bilet holüne kadar her yer inceleme altında olacak. Toz, kir ya da ağır metaller bu çalışmayla kısa sürede tespit edilecek. Kirliliğin insan sağlığına zarar verecek boyutta olması halinde önlemler alınacak. YouTube kanalımıza abone olun.